Yalnızlığın artmasıyla birlikte mutsuzluk, depresyon, ruhsal sorunlarda da ciddi bir artış var. Çünkü insanın psikolojik doğası ve biyolojik doğası yalnız yaşamaya göre programlanmamış insan. Yalnız olduğu zaman mutsuz oluyor insan. Ve hücrede bile 15 günden fazla bir insan hücreye koymak insan hakkı ihlali oluyor. Çünkü uyaransız bir şekilde hücrede kaldığı zaman bir insan akıl sağlığı bozuluyor. Şizofrenik tepkiler ortaya çıkıyor kişide. Yani beyin uyaransız ve sosyal temas olmadığı zaman bu nedenle bu zamanda peki bu kadar iletişimin çoğaldığı, insan ilişkilerin bu derece hani sosyal medyanın, sosyal temasın bu kadar yoğun olduğu bir zamanda yalnızlık niye var? Bunun görünmeyen sebebi aslında ben merkezcilik, yani narsizm. Evet. Narsizmin yükseldiği yerde insanlar güçlü olduğu zaman, parası olduğu zaman, imkanı olduğu zaman etrafında bir sahte bir çevre oluyor, ilişkiler oluyor. O gücü kaybettiği zaman, özellikle ileri yaşta yahut da yenik düştüğü zaman yapayalnız kalıyor. Kapısını kimse çalmıyor. Yani narsist kimselerin kaderidir yalnızlık. Ben sadece kendi için yaşayan, sadece kendini düşünen, mesela evliliğin de düşmanıdır yalnızlık. Yani bir kimse, bencillik daha doğrusu, evlilikte en çok zarar veren ben merkezcilik. Ben merkezci kişiler güçlüyken, ekonomik imkanları iyiyken bunu rahatlıkla etrafında sahte bir çevre oluşuyor. Bu imkanlar değiştiği zaman yani insanlar yaptığı işi seviyor bu kişilerin ama kişiliklerini sevmiyor. Ve bu noktada yalnız kalıyorlar. Yani yalnızlık çeken kişilerin bir sebebi de toplumsal bağların zayıflaması burada. Yani bir kimse eğer ben merkezci ise, toplumsal bağlar, aile bağlarda zayıfladıysa kişi böyle durumda ben hayatımı yaşamak istiyorum diyor. Mesela ben bir defa Kaliforniya'da bir kongreye gitmiştim. Newport diye bir şehir var. Oranın en böyle elit şehirlerinden birisi. Lüks hayatın yaşandığı bir yer. 16-24 yaş arası gençlerde daha yüksek çıktı. %40. 100 gencin 40'ı yalnızım diyor. Ve genç intiharları çok. Yani bu nedenle bu küresel bir sorun. Ama yalnızlık ümitsizliğe düşürmemeli bizim. Bizdeki Anadolu irfanı, bizim kültürel değerlerimiz yalnızlık konusunda çok büyük bir hazinemiz var, kültürel hazinemiz. Bunu harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani dijital kapitalizm şu anda insanlığa refah seviyesine ulaştırdığı gibi gözüküyor ama bir taraftan hasta ediyor, bir taraftan tedavi etmeye çalışıyor. Yani yalnızlığın sebebi bence dijital kapitalizm.